Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Burcu Yay olan çocukları konuşacağız. Yay, ateş elementinin son burcu ve değişken nitelikte bir burç. Dolayısıyla bu çocuklar aslında bulundukları ortama uyum sağlayabilen çocuklar. İlerleyen yaşlarda farklı kültürlere ilgi duyabilen, filozof ruhlu, yine ilerleyen yaşlarda seyahat etmeyi sevecek olan çocuklar bunlar. Aynı zamanda seyahat eden ailelere de gelebilir bu çocuklar ya da iş dolayısıyla çok yer değiştiren ailelerin çocukları da olabilir. Meraklı çocuklardır tıpkı ay ikizler çocukları gibi. Öğrenme istekleri hiç bitmez. Paylaşımcı çocuklardır. Öyle bir kıskançlık göremezsiniz bu çocuklarda. Kardeş paylaşımları oldukça önemlidir onlar için. Arkadaşlıkları oldukça önemlidir. Zaten ilerleyen yaşlarında pek çok yerden pek çok arkadaş edinecektir bu çocuk. Şimdi hayata dair soruları hiç bitmez öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve özgürlüğüne aşırı düşkün olabilir. Rutine girmekten pek hoşlanmayabilir ve bağımsız ruhlu bir çocuktur. Şimdi bu çocuk dünyaya bir bilge bir ruh olarak gelmiştir aslında bu çocuk. Yani sanki ona bir şeyleri anlatmadan bu çocuk kendiliğinden biliyor gibidir. Ancak Güneş Burcu da tabii bu çocuğun karakterinin nasıl şekillendiği konusunda önemli veriler sunar bize. Diyelim ki Güneş ikizler, o zaman bu çocuk biraz daldan dala atlayan bir yapıda olabilir. Çünkü bu çocuğun o zaman merakları, zevkleri çok çeşitli olacaktır. Dolayısıyla biraz onu zapt etmekte zor olabilir. Zaten Ay-Yay çocuğunu genelde zapt etmek biraz zor olabilir. Çok fazla yerinde durmayı seven bir çocuk değildir. Yani bir ay boğa çocuğu değildir sonuç olarak. Eğer Güneş Aslan burcundaysa o zaman neşeli karakteri, sıcakkanlılığı daha da belirgin olacaktır. Şimdi yaylar için şunu söylemek gerekiyor. Jüpiter'in etkisinde en iyicil gezegen, göklerin bolluk, bereket gezegeni, şans gezegeni Jüpiter'in etkisinde ay yay çocuğu ve bir iyimser. Yani zodyağın polyannası adeta. Kötü bir şey olsa, yani bir durum kötü olsa bile bir şekilde bunlar, bu çocuklar o kötünün içinde iyiyi görebilen, olumluyu görebilen çocuklar. Olumlu demişken, ay olumlu etkiler aldığında anneyi nasıl görüyorlar, buna bakacağız. Anneyi oldukça kültürlü, bilgili bir kadın olarak görüyorlar. Anne okumuş ve onlara da kültürel meraklarını besleyen, araştıran bir anne olabilir. Aynı zamanda akışa bırakmayı bilen bir anne olabilir. Ancak ay olumsuz etkilendiğinde bu anne çeşitli hurafelere inanan ve bu hurafeleri bir şekilde çocuğuna da aşılayan bir anne olabilir. Özgürlüğüne aşırı düşkün olabilir ya da özgürlüğü aşırı derecede kısıtlanmış bir anne olabilir. Çocuğuna gerekenden fazla özgürlük veren, bir onu başıboş bırakan bir anne imajı olabilir çocuğun gözünde. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.